الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak okumuş olduğum Cuma suresi 11. ayeti kerimesinde şu önemli noktalara dikkatimizi çekiyor. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنْ فَطُّوا اِلَيْهَا Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp oraya giderler. وَتَرَكُوكَ قَائِمَا Ve seni ayakta bırakırlar. Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ma indallahi Allah'ın nezdinde olan, Allah'ın yanında olan hayrun minel lehvi ve minet ticara hem eğlenceden hem de ticaretten daha hayırlıdır. Vallahu hayrur razikin Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimelerin bir kısmının nüzul sebepleri bulunmaktadır. Yani Cenab-ı Hak bir hadise üzerine Kur'an ayetlerini inzal buyurmuştur. Her bir ayetin tek tek nüzul sebebi olmasa da birçok ayetin tek tek nüzul sebepleri vardır. Ve efendim nüzul sebebi olmayan ayetlerin de umumi ve genel nüzul sebepleri vardır. Yani Kur'an'ın Cenab-ı Hak tarafından indirilme, vahyedilme sebepleri vardır. İşte bu ayet-i kerimenin nüzul sebebinde şöyle bir hadise rivayet ediliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma hutbesini verirken oradan yiyecek yüklü bir kervan geçti ki değerli kardeşlerim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yaşamış olduğu dönemi düşünecek olursak insanlar geçimlerini büyük ölçüde ticaretle temin ediyorlardı ve kervanlar bu ticaret yapmada çok önemli bir rol oynuyordu. Bu yüzden şehre bir kervanın gelmesi, şehirden bir kervanın gitmesi onlar için en önemli hadiselerden bir tanesiydi. Ve bu yüzden de kervan bir başka ülkeden ya da bir başka şehirden oraya geldiği zaman bunu davulla karşılarlardı. Bir şenlik yaparlardı. Sevinç ve memnuniyet emareleri gösterirlerdi. İşte böyle bir kervanın şehre gelmesi esnasında bir anda davullar çalmaya başlamış. İnsanlar sevinç naraları atmaya başlamışlardı ki tam o sırada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cuma hutbesini veriyordu ve bir anda mescit boşalıverdi. Bir rivayete göre mescitte 8 kişi kaldı. Bir rivayete göre 12 kişi kaldı. Bir başka rivayete göre 40 kişi kaldı. Demek ki mescitte bulunan ashabın büyük ekseriyeti davul sesini duyunca bir ticaret kervanı geldiğini anladı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an ifadesiyle ayakta bırakarak, hutbesini okur bir vaziyette bırakarak mescidi terk edip gittiler. Değerli kardeşlerim, İşte ayet-i kerimenin nüzul sebebi bu. Bunun üzerine böyle bir ayet-i kerimenin indiği rivayet ediliyor. Tabi ayetin manasını sadece bu nüzul sebebine, Cenab-ı Hakk'ın bu ayeti indiriş vahyediş sebebine bağlamamız doğru değildir. Bütün anlamları sadece buna indirgememiz de doğru değildir. Bu gibi nüzul sebepleri Kur'an'ı daha iyi anlamamıza vesile olur. Farklı perspektiflerden, bakış açılarından Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, onun üzerinde düşünmeye bizi
sevk eder. Yoksa sadece manayı nüzul sebebine hasretmek, Kur'an'dan istifade etmemek demek olur. Burada hem bu efendim ayetin nüzul sebebi bizim için bir ufuk açıcı mana ifade ediyor. Hem de nüzul sebebinin ötesinde ayetin lafzı bize gerçekten bugünkü hayatımızda da çok güzel mesajlar veriyor sevgili kardeşlerim. Bakınız Cenab-ı Hak Cuma suresi 9. ayeti kerimesinde efendim bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalati min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zelul bey'i zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Sadakallahu'l-azim. Yani Cuma günü, Cuma namazına çağrıldığınız zaman ey iman eden mümin insanlar, Cuma günü, Cuma namazına çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı anmaya gidin ve alışverişi bırakın. Eğer siz gerçeği anlayan kimseler iseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Yine sevgili kardeşlerim, Cuma suresi 10. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Cuma namazının kılınmasından sonraki müminlerin ne yapması gerektiğiyle ilgili şu emirleri veriyor, şu ifadeleri kullanıyor, şu beyanlarda bulunuyor. فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ Yani namaz bitince, artık namaz hitam erince, son erince فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde dağılın. Namaz bittikten sonra hala mescitte oturmanızın bir anlamı yok. Yeryüzüne dağılın. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Ve Allah'ın lütfundan isteyin, talep edin. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çok zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Umulur ki bu sebeple kurtuluşa erersiniz, felaha erenlerden olursunuz. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimelerin hepsini birlikte düşündüğümüzde Yüce Rabbimiz Kur'an'ın bu ayetlerinin nazil olduğu günden bugüne kadar ve bundan sonra da kıyamete kadar bize şu mesajları veriyor diyebiliriz. Elbette bunun ötesinde de aklımıza gelmeyen çok güzel mesajlar olabilir. Bunu da bilen insanlar başkalarıyla paylaşırlar. Bu da güzel bir Kur'an-ı Kerim'i efendim daha geniş çerçevede anlamaya inşallah vesile olur. Biz de dilimizin döndüğü kadar efendim tefsirlerimizden istifade ettiğimiz ve aklımıza gelen manaları sizlerle inşallah paylaşacağız. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Cuma günü Cuma namazı için ezan okunduğunda hutbe ve namaz bitene kadar alışveriş yapılmasını yasaklıyor. İşte bu Cuma suresinin efendim 9. 10. ve 11. ayeti kerimelerinde biz bunlarla ilgili manaları görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Burada bir yasak söz konusu. Cuma namazı vakti, Cuma hutbesinin okunduğu, Cuma namazının kılındığı vakit müminler için alışverişin yasaklandığı bir vakittir. Çünkü ayet çok açık ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Cuma suresi 9. ayet وَذَرُوا الْبَيْعِ diyor. Alışverişi terk edin. Çok açık ve nettir. Bunu herhangi bir şekilde başka tarzda yorumlayabilmek mümkün değildir. Manası açık olan şeyi farklı bir şekilde yorumlamak mümkün değildir değerli kardeşlerim. Alışverişi terk edin. Buradan anlıyoruz ki o zaman zarfında yapılacak alışveriş ne kadar çok ve büyük miktarda olursa olsun haramdır. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o Cuma hutbesini verdiği anda belki de birkaç ayda bir gelen bir kervanın şehre gelmiş olması Müslüman tüccarları heyecanlandırıyor ve bir an önce gidip oradan gerekli olan malları kendilerinin almalarını istemelerinden dolayı namazı terk ediyor. Hutbeyi terk ediyorlar ve kervanı karşılamaya gidiyorlardı.
Çünkü büyük bir kazan söz konusuydu burada. Halbuki biz buradan anlıyoruz ki kazanç ne kadar büyük olursa olsun efendim Cenab-ı Hakk'ın emri, Cenab-ı Hakk'ın emrini tutmak her türlü kazancın üstünde bir kazançtır. Ayet bize bunu veriyor, bu mesajı veriyor. Birinci derecede anlamamız gereken nokta bu sevgili kardeşlerim. Günümüze geldiğimizde efendim deve kervanı beklememize gerek yok. Ayetin nüzul sebebine bakarak buradan anladığımız mana şudur. Cuma namazı vakti geldiğinde iş erbabı, esnaf, ticaretle uğraşan ya da herhangi bir işte tarlada, bağda, bahçede uğraşan kişi kendisine rızkın gelmesine vesile olan bu işi bırakacaktır. Ayet bunu çok açık ifade ediyor. وَذَرُ الْبَيْعَ Alışverişi bırakın. Size kar getirecek, maddi menfaat sağlayacak işinizi, gücünüzü bırakın. Ya da başka bir iş olsun bu ki bu kar getirecek iş en çok dikkat çekici ve önemli olduğundan dolayı bu zikrediliyor. Onun dışında başka bir iş de olabilir. İnsan o işini de bırakacak ve ne yapacak sevgili kardeşlerim? Cenab-ı Hakk'ın çağrısına uyacak. Gidecek cuma namazını camide kılacaktır. Sevgili dostlar, bu büyük bir imtihandır. Efendim, diğer vakit namazlarıyla ilgili de bunu düşünebiliriz ama Cuma suresinde Cuma ile ilgili de zikredildiğinden dolayı önce Cuma konusunu efendim burada anlamamız gerekir. Bunun çok büyük bir imtihan olduğunu düşünmek lazım. Tam da Cuma günü birçok yerlerde pazarlar kurulur. Efendim, esnafın alışverişi daha fazla olur. Dolayısıyla bir cezbe meydana gelir, bir alışveriş cezbesi. Bugün daha mı fazla kazanabilirim diye insanı bir hırs bürür. Bu bir imtihandır tabii. Ve sonra bugün de cumaya gitmeyeyim canım bak müşteriler sırada bekliyor gibi bir bahaneyle namazı terk edebilir. Terk eder. Birçok insan da biz biliyoruz. Cuma günü efendim müşteriyle meşgul oluyor, dükkanında oturmuş. Dükkanıyla meşgul oluyor ve namaza gitmiyor. Bugün namaza giden esnaflarımızı tenzih ediyoruz ama yine bir bakınız çarşılara, pazarlara yüzlerce, binlerce, belki on binlerce, yüz binlerce insan cuma namazına gitmiyor. Ama sorsan müminim diyecektir. Peki müminsen Cenab-ı Hakk'ın bu emrine kulak vermek zorundasın. Cuma vaktinde namaza gideceksin, alışverişi keseceksin. Alışverişi yaptığın anda kazandığın para sana haramdır. Bunu Ayet-i Kerime bunu açık bir şekilde bildiriyor değerli kardeşlerim. Şimdi burada insanın sevgili kardeşlerim iman derecesi önem arz ediyor. Evet herkes görünüşte mümindir. Ben müminim diyor. Ama dikkat ediniz iman etmenin ne demek olduğunu tam olarak anlamayan bir insan alışverişi bırakmaz. Alışverişi bırakmaz ve namaza gitmez. Hatta diğer vakit namazlarına da zaten hiç zaman ayırmaz. Çünkü onun için dükkandan 10 dakika ayrılmak demek, 10 dakika efendim dükkanı kapatmak demek ya da müşteriye ilgilenmemek demek büyük bir kayıptır. Çünkü o düşünür ki kendisine rızkı dükkan veriyor. Evet, dükkan kendisine rızık vermek için bir vesile değerli kardeşlerim. Ama ayet diyor ki bakınız vallahu hayrur razıkîn. Allah rızık verenlerin en hayırlısı. Ne demek istiyor? Yani sizin gözünüzde mecazi rızık verici gibi görünen şeyler vardır. İşte sizin dükkanınız bunlardan biridir. Tarlanız, bahçeniz bunlardan biridir. Efendim, kamyonunuz, yaptığınız efendim bir iş bunlardan bir tanesidir. Bunlar mecazi rızık veren şeylerdir. Hakiki rızık veren Cenab-ı Hak'tır. Yani o rızkı aslında size veren, o rızkın kapısını açan, dükkanınıza müşteriyi getiren, efendim, onun alışveriş yapmasını sağlayan gene Cenab-ı Hak'tır. Neden? Bir sokaktan geçen bütün insanlar sizin dükkanınıza ya da bir başkasının dükkanına gitmiyor da yüzlerce dükkana dağılıyor. Aynı işi yaptığınız halde bakıyorsunuz size gelen müşterilerin sayısı belli, diğer insanlara gelen müşterilerin sayısı belli. Demek ki bu Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle alakalı bir şeydir. İnsan değerli kardeşlerim, müminse sadece ben
İşte kainattaki bütün varlıklar Allah'ın yarattığına inanıyorum demekle gerçek bir imana kavuşmuş olmaz. Buradan bunu anlıyoruz. Bu nasıl oluyor? Allah'ın mün'im ve rezzak olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın diğer isim ve sıfatlarını bilmeyen, hadiseleri bunlarla değerlendirmeyen, bu inanca göre imanını genişletmeyen, tahkiki yapmayan bir insan alışverişi asla terk etmez. Namazı terk eder, alışverişi terk etmez. Ama rızkı Allah bana veriyor. Rezzak hakiki, gerçek rızık veren Allah'tır. Mün'im hakiki, gerçek nimeti veren Allah'tır diye düşünür ve gerçekten onun olduğuna inanırsa değerli kardeşlerim, o zaman alışverişi bırakır, namaza gider. Ve sonra birçok efendim ehli kalp insanın, ehli velayet insanın, efendim salih insanın, Allah dostlarının yaptığı gibi şöyle dua eder namazdan çıktıktan sonra. Allah'ım sen bana Kur'an'ında alışverişi terk et. Cuma namazı vaktinde namaza çağrıldığında namaza git diye emrettin ya Rabbi. Ben de senin bu emrini tuttum. Şimdi namaz bitti. Namazdan sonra işime gidiyorum. Sen gerçek rızık vericisin. Sen hakiki rızık vericisin. Bana hayırlı rızıklar nasip et diye dua eder. İşte gerçek mümin bunu yapar sevgili kardeşlerim. Bakınız Yahudiler sevgili kardeşlerim efendim buna benzer bir imtihanla imtihana tabi tutulmuşlardı. Cumartesi günü Cenab-ı Hak onlara avlanma yasağı getirmişti. Balık tutmayacaklardı o gün. Cenab-ı Hakk'a ibadetle meşgul olacaklardı. Fakat çok ilginçtir ki o gün balıklar sürü sürü geliyor. Onun dışındaki günlerde balıklar daha az geliyordu. Bunun için Yahudilerin büyük bir ekseriyeti cumartesi günü Allah'ın yasaklamış olduğu bu avlanma yasağına deliyorlar ve gidip hırslarına mağlup olarak gidip o sürü sürü gelen balıklardan avlıyorlardı. Bunu bazen hileyle yapıyorlardı, bazen de doğrudan doğruya yapıyorlardı. Cenab-ı Hakk'ın demek ki bu yasağını çiğniyorlar ve bu yönde imtihan edildiklerinin farkına varmıyorlardı. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim onların gasaba uğrayan insanlar olduğunu bildiriyor. Zillet içerisinde yaşamaya mahkum edilen insanlar olduğunu ifade ediyor. Onların gazaba uğramasında efendim bu tür imtihanlarda hep menfaatten yana, nefislerinden yana olmalarının da elbette ki rolü çok büyüktür sevgili kardeşlerim. İşte onların imtihanı o şekilde olmuştur. Bizim imtihanımız da bu şekilde oluyor. O da bir rızık meselesidir. Bu da bir rızık meselesidir. 10. ayette Cenab-ı Hak namaz bittikten sonra insanın ticaretle meşgul olmaya gitmesini istiyor. Ancak yine de Allah'ı çok hatırlamasını tavsiye ediyor, emrediyor değerli kardeşlerim. Demek ki insan namazla, cuma namazıyla ve diğer namaz vakitlerinde namazla Allah'ı hatırlayacak. Namazı bitirdikten sonra işiyle meşgul olacak, çalışacak ve yine Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaya devam edecek. Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak bir ana mahsus değildir. Sadece namaz anlamaz mahsus değildir. Namaz onu hatırlamanın vesilelerinin bir tanesi. Sonra ticareti yaparken, işi yaparken hep Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Gerçek rızık verenin olduğunu hatırlayacak. Emirlerin yasaklarını hatırlayacak. Ve dolayısıyla ticarette de insanlara hile yapmayacak. Dürüst bir insan olacaktır. İbadetlerin insana kazandıracağı en önemli hususlardan bir tanesi budur. Müşteriyi aldatmayacaktır. Helal yoldan para kazanmaya gayret gösterecektir. Hile yapmayacaktır sevgili kardeşlerim. Kısaca değerli dostlar bu ayetin bize en önemli mesajı Allah'ın emrinin kazanacağımız her şeyden daha hayırlı olduğudur. Bu çok önemli bir nokta. İkinci bir nokta da ayette üzerinde durmadığım lev kelimesi, bu da eğlence demek sevgili kardeşlerim. Cahiliye döneminde davulla kervanlar karşılandığı için Allah Yüce Rabbimiz buna eğlence diyor. Bir eğlenceyi gördükleri zaman ibadeti bırakıp hemen onun peşine koştuklarını ifade ediyor. Artık günümüze geldiğimizde sevgili kardeşlerim bu nüzul sebebinden bağımsız olarak eğlencenin de tıpkı ticaret gibi insanı Cenab-ı Hak'tan alıkoyan önemli bir mesele olduğunu düşünmemiz lazım. Ve günümüzde
eğlenceye insanlar çok fazla önem verdiğinden dolayı televizyonlar, gazeteler, dergiler, birçok şeyler insanlara hep eğlenceye sevk ettiğinden dolayı bu noktada çok titiz davranmak lazım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bu noktada kontrol etmek lazım. Ben demiyorum ki insanlar eğlenmeyecekler. Mutlaka eğlenceye ihtiyaç vardır ama meşru çerçevede olması gerekir. Meşru çerçevede yapılan ve Cenab-ı Hakk'ın zikrini engellemeyen eğlencelere İslamiyet de müsaade etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da müsaade etmiştir. Burada yasaklanan şey efendim nedir? İnsanı Allah'ın zikrinden, ibadetten, namazdan alıkoyan her türlü şeydir. Bu ticaret olabilir, eğlence olabilir, başka bir şey olabilir. Bunun için mümin şuurlu olmalı ve ne yaptığının, nasıl hareket ettiğinin farkında olmalıdır. Hiçbir şeyin Cenab-ı Hakk'ı anmayı engellemesine bir mümin insan müsaade etmemelidir sevgili kardeşlerim. Bu noktadan kendimizi bir kontrol edersek inşallah Cenab-ı Hakk'a iyi bir kul olma yolunda güzel adımlar atmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip eder. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme bihakkil Kur'ani ve bihakkim men unzile aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an. Ve ec'alil Kur'ana şifaen lena min kulli da'in. ومونسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin. Ve salli ve sellim ala men ezzelte aleyhi Kur'an ve erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya Rabbel Alemin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.